elektrikli araca geçme arefesinde olan ya da geçme noktasına tereddüt olan insanların sorduğu sorular. Yani ben bu arabayı aldım ama ne olacak? Yani bunun içerisinde beni bir belirsizlik bekliyor. Bu belirsizlikte işte batarya, elektrik motoru gibi şeyler. Özellikle bizim isim tercihimize de dolu batarya dememizin amacı oydu ve sürekli batarya teknolojisini anlatmamızın amacı da o. İnsanlar şunu merak ediyor. Diyor ki yani bu araba bataryadan oluşuyor. Çok ciddi bir kısmı. Ürünün değişebildiğini de biliyoruz biz telefonlardan, dizi bilgisayarlardan. Ya ben bu arabaya 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon lira para verdim. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra bu batarya çöp mü olacak? Şimdi bu çok büyük bir soru işareti. Elektrikli araç müşterilerin neredeyse %90 hatta daha fazlası bir daha başka bir teknolojideki bir arabaya geçmek istemiyor. Bunun birçok sebebi var. Onlara anlatmam lazım. Sosyal medyada 2019 Aralık'ta başladık sonrasında 2022 Aralık'a kadar hep sosyal medyada, LinkedIn'de, işte Instagram'da vesaire takip ettik bu işleri. Yapmaya çalıştık ama Aralık 2022'de YouTube'a adım atmaya karar verdik. YouTube özellikle bu işlerin hem müşteri tarafının artmasıyla yani Türkiye'de biz başladığımızda elektrikli araç müşteri sayısı çok fazla değildi. dolayısıyla hani çok fazla bir karşılıkta bulamıyorduk paylaşımlarda ama teknoloji geliştikçe, işte haberler, gelişmeler arttıkça, müşteri sayısı da genişledikçe, bu portföyü de da genişledikçe daha fazla takipçiye ulaştık ve Aralık 2022 itibariyle da YouTube'da bir şeyler yapmak için adım attık. O zamandan beri neredeyse buçuk senedir YouTube'da her hafta elektrikli araç, batarya ve şarj teknolojileriyle alakalı bir gündem programı yapıyoruz. Farklı yayınlar yapıyoruz. Araçlarla alakalı işte fuarlara gidiyoruz. E, mümkün olduğunca bu elektrifikasyon dönüşümü diyeyim, bunun anlatılması için mücadele vermeye çalışıyoruz. Bu güzel bir soru. Yani birçok elektrikli araca geçme arefesinde olan ya da geçme noktasına tereddütlü olan insanların sorduğu sorular. Yani ben bu arabayı aldım ama ne olacak? Yani bunun içerisinde beni bir belirsizlik bekliyor. Bu belirsizlikte işte batarya, elektrik motoru gibi şeyler. Özellikle bizim isim tercihimize de dolu batarya dememizin amacı oydu ve sürekli batarya teknolojisini anlatmamızın amacı da o. Batarya işte mobil cihazlarda, telefonlarda, dizüstü bilgisayarlarda var ama ilk defa bir otomobilin içerisine giriyor ve daha öncesinde hayatımızda var olurken bunun işte patlayabildiğini, çatlayabildiğini bu tür şeyleri biliyoruz biz. Elektrikli otomobil içerisine, bir Binek araç içerisine girdiği zaman bunun ciddi bir tehlikeye sebep olacağını düşünüyordu insanlar. Bu gerçekten çok kritik Birçok kişiyi de elektrikli otomobile dönüştürme noktasında, o tarafa geçme noktasında soru işaretleri beliriyor insanların aklında. Bu noktada şunu söylemem lazım. Batarya tarafına gerçekten çok ciddi eksiklik var. Yani yüksek voltaj batarya diye geçiyor bunlar. Normal telefonumuzdaki bir batarya gibi değil. Teknolojisi çok farklı, paketlemesi çok farklı, içerisindeki kimyası çok farklı. bunların uzmanları tarafından düzenlenmesi gerekiyor. Uzmanların tarafından tamir edilmesi gerekiyor. Hatta montajını yaparken, demontajını yaparken bile uzmanlarının bu işin içerisinde olması gerekiyor. Birçok ülkede bu tür bataryalara anahtar vurmanız bile yasak. Yani normal bir insanın bu bataryaları herhangi bir şekilde müdahale söz konusu değil. Yasal olarak bu işin uzmanı müdahale etmek zorunda. Bunların hepsi bir sürü soru işareti doğuruyor. Hatta insanlar şundan merak ediyor. Diyor ki yani bu araba bataryadan oluşuyor. Çok ciddi bir kısmı. Maliyetinin çok büyük bir bölümü elektrikli otomobillerin bataryasıydı. Şimdi biraz daha aşağı doğru gelmeye başladı. %35'lere geliyor. Ama yani böyle bir ürünün değişebildiğini de biliyoruz biz telefonlardan, bilgisayarlardan. Ya ben bu arabaya 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon lira para verdim. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra bu batarya çöp mü olacak? Şimdi bu çok büyük bir soru işareti. Çünkü otomobilin ortalama yaşı Avrupa'da 17-23 yıl. Yani 23 yıl gidecek bir batarya var mı ki ben elektrikli otomobile geçeyim diye soruyor. Bu sorunun cevabını zaten vermiyor mücadelesi. Bugünün e, otomobillerindeki bataryalar 10, 10 yıl zaten çoğu garanti sunuyor. 8-10 yıl, 15 yıla kadar da bir ömürleri var. Yani ortalama aslında o ömrü yakalıyorlar. Bundan sonraki süreçte 30 yıl gidecek bataryalar söz konusu olacak ve bu şekilde muhtemelen insanların aklındaki soru işaretleri ortadan kalkacak. Menzil sıkıntıları ortadan kalkıyor. Şarjla alakalı şarj süreleri giderek kısaldığı için de aslında bu biraz önce bahsettiğiniz soruların cevabı otomatik ortadan kalkmış oluyor. Yani bu sorular sorulmayacak bundan sonra. Çünkü batarya artık çok daha güvenli. Bundan 20 yıl, 30 yıl öncesi ilk bulunduğu gibi değil. Artık daha güvenli, daha fazla enerji depolanabiliyor gibi bunlardan bahsedebiliriz. Yine insanlar hani bunun ustasını bulabilir miyiz sorusunu sorduğunda da yani bugün Türkiye'de çok fazla bulamıyorsunuz. Burada bir sıkıntı var gerçekten. Özellikle yetkili servis dışında bu otomobillere müdahale edecek üçüncü parti servisler, yetkili makamlar yok. Bunun da en büyük eksisi şu oluyor: Arabanızın garantisi bittiğinde ya da bozulduğunda çok ciddi yedek parça ve tamir ücretleriyle karşılaşabiliyorsunuz resmi servislerde. Bunların ama daha uyguna çözebileceğiniz alternatifler olsaydı ki bugün dünyada bunların sayısı giderek artıyor o zaman daha bu soruların sorulmadığını da görecektik. Bu da bence kesinlikle önümüzdeki dönemde yatırım yapılması gereken alanlardan biri. Yani sadece bu işi firmalara bırakmak değil aynı zamanda batarya eksperlerinin açıldığını göreceğiz. Elektrikli otomobilin, aktif güvenlik özelliklerinin kalibrasyonunu yapan makamlar bile olacak. Bunların hepsinin tek tek ortaya çıkması bu tür uzmanların yetiştirilmesi gerekiyor. Ancak o zaman bu soruların ortadan kalktığını görürüz ama bugün itibariyle şunu söyleyebilirim söylemek lazım. Elektrikli otomobil gerçekten satın alındıktan sonra müşterinin aklında soru işaretleri doğuruyor. Bunun da gerçekten bir temeli var. Yani buna yok diyemeyiz. Biz bu kadar bu işi anlatıyoruz ama günün sonunda müşteri karşısında bir muhatap görmek istiyor. Birçok marka artık dijitalleştiği için muhatap da bulamıyorsun. Herhangi bir tamir olduğunda da bununla alakalı farklı bir alternatifin de söz konusu olmayabiliyor. Şu anda elektrikli otomobilin ortalama satış fiyatıyla içten yanmalı benzinli dizel motorlu bir arabanın ortalama satış fiyatının birleşeceği tarih olarak 2026-2027'yi konuşuyorlar. 2028 olabilir deniyor. Yani önümüze birkaç senelik bir süreç daha var. Yani bugün muadi bir elektrikli araç içten yanmalı motorlusuna kıyasla %10-15-20 hatta bazı durumlarda daha pahalı olabiliyor. Bu da müşteri tercihini etkiliyor. Bunu görüyoruz. Bunun da önümüzdeki dönemde birkaç yıl içerisinde batarya maliyetlerinin düşmesiyle ortadan kalkacağını biliyoruz. Çünkü biraz önce söylediğim gibi elektrikli otomobillerin maliyetinin çok ciddi bir kısmını tek başına batarya paketi oluşturuyor. E bu paket 2010'lu yıllarda 1 kWh bir enerji birim maliyeti 1000 dolarların üzerindeydi. Bugün 100 doların altına düşmüş durumda. Bundan sonraki yıllarda da 50 dolara doğru yavaş yavaş inmiş olacak. Bu da ne demek oluyor? Bugünkü noktasından neredeyse %70-80 daha ucuz bataryalar üretildiğinde belki de bugünün benzinli arabalarından çok daha ucuza elektrikli otomobil alabileceğiz. Rekabet açısından en başta bunu anlatacak olursak TOG'un özellikle yani birçok ülkede, birçok farklı yabancı mecralarda diyeyim karşılaşıldığında yani bunu hangi Çinli firmayla üretmişlerdir, hangi ortakla yapmışlardır diye bir soru çıkıyor ortaya. Çünkü bu bulunduğumuz coğrafyada tek başına böyle bir proje imza atabilen firma sayısı yok. Hatta sıfırdan bunu yapabilen yok benim bildiğim kadarıyla. Bu ölçekte çıkmadı şimdiye kadar. Bu yönüyle bir başarı. Çok büyük bir başarı hem de. Ciddi bir yatırım var ortada. Ciddi ortakları var ve ortak çıkan araba işte bir sene içerisinde, bir buçuk sene içerisinde 30 bin liraya, 40 bin liraya varan satışlara ulaşmış durumda. Bunu bir Çinliler yapabiliyor, bir de TOG yapabildi. Yani bu gerçekten baktığınızda piyasa şartlarına göre çok büyük bir başarı. Raki, rekabet tarafına baktığımızda, rekabet anlamında Avrupalılarla rekabet edebilmesi için bugün vergisiz fiyatına baktığımızda Togun çok fazla fiyat rekabeti söz konusu olacağını düşünmüyorum. Çünkü Togun şu anda araç başı maliyeti muhtemelen diğer dünya devlerine kıyasla daha yüksek bir yerde. Bu da para kendine satış fiyatını, yani müşteriye ulaşan fiyatı etkiliyor. Bu yüzden Avrupa'ya gittiğinde ya bir sübvansiyon olacak ki orada fiyatı daha uygun hale getirip rekabet edebilecek ya da burada daha farklı bir müşteri kitlesine hitap ederek belki de o işi buradaki rekabetten kısmen sıyrılmış olacak ama onun dışında yani rakipleriyle yan yana koyduğumuzda çok fazla eksik kalır yanı yok batarya anlamında yok motor gücü anlamında yok dijital özellikler anlamında hatta rakiplerinden dünya devi rakiplerinden çok daha iyi bir araba var karşımızda ama şunu söylemek lazım elektrikli araç teknolojisi çok hızlı gelişiyor yani biz bu yatırıma işte 5-6 sene önce 7 sene önce başlamıştık şeyler ortaya çıkmıştı ama bugün geldiğimiz noktada TOG'un kendini güncellemesi, dünyadaki diğer teknoloji trendlerini, elektrik aracının alt sistemleri anlamında konuşuyorum. Bunlara kendini daha iyi adapte etmesi gerekiyor. Yani yazılım tarafında ve dijital tarafta TOG'un yaptığı şeyler birçok firmadan daha iyi. Bu doğru. Daha henüz işin başındalar tabii ki. Buradan bir karlılık elde edebilmiş değiller ama ilerleyen dönemde belki de TOG CEO'su Gürcan Bey'in de daha önce ifade ettiği gibi belki de ilerleyen dönemde TOG'un karlılığının çok ciddi bir kısmını sadece bu dijital servisler sağlayacak. Yani arabadan daha az kar edip, ki Çinlerde biz bunu görüyoruz. Dünyada elektrikli otomobil, tek başına eskiden otomobili sattığınızda bir kar marjınız olması gerekiyordu. Bugün belki de o kar marjını yarı yarıya düşürüp dijital servislerden işte otonom sürüşten e, uygulama içerisindeki araç içerisindeki uygulamalardan para kazanan firmalar görüyoruz. Bu aslında sektörün nereye gittiğini de bize gösteriyor. Yani TOG da buna çok iyi adapte olmuş bir firma. En daha yolun başında söylediğim gibi ama ilerleyen dönemde fiziki teknolojilerinde, e, donanım teknolojilerinde de belki de Çin'leri yakalayabilmesi için yeni adımlar atması gerekir. Yani burada sektörün en büyüğünü Tesla'nın örneğini verelim mesela. Tesla'nın şu anda dünyada en çok satılan bine karaca sahip olmasının sebebi e, kesinlikle sunduğu özellikler. Yani en iyi tasarlanmış arabayı Tesla etmiyor. En büyük bataryalı, en uzun menzilli arabayı Tesla etmiyor ama en iyi deneyimi dijital anlamda da, e, donanımsal sürüş anlamında da bunu gösteriyor. En güvenli aracı mı üretiyor. Evet, istatistikler bize bunu gösteriyor. En güvenli araba üretiyor. Bu iki konu belki de dijitallik ve aynı şekilde aracın güvenliği sürüş anlamındaki yardımcı özellikleri bu iki konu belki de Togun ve diğer firmaların daha fazla üzerine yatım yapması gereken şeyler yani bir otomobili otomobil yapan şey süspansiyon işte direksiyonlar tekerler e, koltuklar da eskiden ama artık ondan daha fazlası gerekiyor. İşin içerisinde devasa bir dijitalleşme süreci var. Bunu da işin içine kattığımızda hem elektrikli araç hem akıllı araç dönüşümünden bahsediyoruz. TOG belki de burada bunu yakalayabilmiş firmalardan bir tanesi. Tesla da aynı şekilde bu işin öncüsü. Önünde gidiyor bu işlerin hem otonom sürüşte hem dijital araç teknolojilerinde. Belki de bu yönüyle Tesla dünyada bir numara ve rakiplerinin de onu bu yüzden örnek aldığını söyleyebiliriz. Şu anda daha yeni başlıyor bu işler. Özellikle batarya tarafında zaten bu kirliliğin en büyük sebeplerden bir tanesi batarya. Batarya pasaportu uygulaması başlıyor Avrupa'da. Çin'de zaten şu anda başlamış durumda. Bu batarya pasaportu uygulaması içerisinde aslında araca girecek bataryanın hücrelerinin, modüllerinin içerisinde de kullanılan malzemelerinin, batarya materyallerinin hangi madende üretildiği, nerede işlendiği, ne kadar karbon emisyonuna sebep oldu bunların hepsi hesaplanıyor ve oraya işleniyor. Avrupa Birliği'nde de bununla alakalı bir uygulama var. Muhtemelen Türkiye'de de bu iş içerisine gireceğiz. Türkiye'de de bu işi yapacağız. Çünkü dediğim gibi regülasyon tarafında bununla alakalı şu anda bir kısıtlama yok. 2026, 27, 28 gibi Avrupa Birliği'nin ama burada bir e, ne derler Avrupa Birliği'nin burada bir e, politikası var. Şunu söylüyor. Biz bu batarya pasaportu uygulamasıyla bu arabaların ne kadar karbon emisyonuna sebep olduğunu ve bu malzemelerin nerede üretilip nerelere gittiğini takip edebileceğiz. Bunun neticesinde güzel bir çıktı ortaya çıkacak ve daha çevreci araçları e, teşvik edeceğiz. Bunu bir kenara koyduk. Bir de bu işin Batarya üretim tarafı olacak. Yani Avrupa Birliği'nde bu pasaportu ben verirken burada satılacak arabada %10, %20, %30, %40 gibi bataryanın geri dönüştürülmüş materyallerinden elde edilmiş paketler isteyeceğim diyor. Yani şu anda Avrupa Birliği bunun alakalı altyapıyı hazırlamış durumda ve diyor ki bataryaların geri dönüştürülmesi elzem, bunlar zorunlu. Çünkü dünyanın yani bu sektörün sürdürülebilir olması için bu batarya geri dönüşmüş şart. Bunun için çok ciddi yatırımlar var. Çin'de felaket büyük tesisler kuruluyor. Onlarca milyar dolar değerinde sadece bir firmanın belki de yılda birkaç milyon arabanın bataryasını geri dönüştürecek kadar büyük tesisler ürettiğini görüyoruz. Büyük tesislerde işlemler yaptığını görüyoruz. Bu da şunu gösteriyor. Firmalar da bu işe yatırım yapacak, yapıyor ve bataryadan elde edilen bu materyaller yani çöp olan bataryanın geri dönüşmesi zorunlu. Bu zorunluluk neticesi ortaya çıkan malzemeyi kullanmak da zorunlu. Yani sen sıfır malzemeyle belki ilerleyen dönemde batarya üretip bunu bir arabaya koyamayacaksın Avrupa'da. Bu çok önemli. Yani Avrupa'da satılacak arabalarda giderek geri dönüştürülmüş materyal kullanım oranı artacak. Ve bu sayede de şunu sağlayacaklar. Bak bu arabanın üretiminde eskiden işte 100 kilo karbon salınımı vardı. Bu geri dönüşüm sayesinde bu 50 kilograma düştü. Ve bu sayede ne olacak? Bugün bir otomobil aldığınız elektrikli araç ilk kapıdan çıkarken, fabrikadan çıkarken müşterinin anahtarı vurduğu anda o araba bir sene boyunca işten yanmalı bir arabadan daha kirli. Çünkü dünyayı daha fazla kirletti. Batarya paketi yüzünden. Batarya paketi içerisinde kullanılan kritik materyaller yüzünden. Bu süre şu anda bir yıl. Bazı ülkelerde bir yıl aşıyor, bazılarında bir yıldan daha kısa. Yani sen bu arabayı bir yıl kullanırsan ancak daha çevreci olacak. Çünkü kullanımı sırasında şarjın sürekli en kirli kaynaklardan gelse bile sen işten yanmalı bir arabadan daha az çevreyi kirlettin ve üretimdeki o farklılık da bir sene içerisinde ortadan kalkıyor. Ama Avrupa gibi, Çin gibi, Amerika'da da bununla alakalı çalışmalar var. Ve ülkemizde de inşallah önümüzdeki dönemde olacak. Batarya paketinin içerisindeki malzemenin Geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde edilme oranını artırdıkça bu süre giderek kısalacak. Ve belki de bundan 5 sene sonra biz bataryanın çok ciddi oranda geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildiğini göreceğiz. Ve bu sayede fabrikadan çıkan bir elektrikli araç belki de işten yanmalı bir arabadan o gün bile daha temiz olabilecek. Zaten bunu sağladığımızda sektörün sürdürülebilirliğini de sağlamış olacağız. Ama bugün çok erken. Bugün firmaların, ülkelerin özellikle tek yegane hedefi var. O da şu diyor ki bir an önce biz elektrikli araç dönüşümünü hızlandıralım ve bu sayede karbon hedeflerimizi tutturalım. Yani bunun dışında bu konuda biraz önce bahsettiğimiz konuda radikal kararlar alınıyor mu? Çin dışında ben çok fazla görmüyorum. Ama Amerika'da Avrupa dediğim gibi hazırlık yapılmış durumda. Birkaç sene içerisinde bunlar yürürlüğe girdiğinde büyük ihtimalle ilerleyen dönemde daha temiz arabalar göreceğiz. Zorluk kısmına gelmeden önce şunu söylemek lazım. Batarya teknolojisiyle hidrojenli, hidrojen yakıt hücreli sistemler birbirinin alternatifi olan sistemler. Bugün böyle bu iş. Neden diyeceksiniz? Batarya paketini üretiyorsunuz. Bu kadar malzemeyi, materyalin madenciliğini yapıyorsunuz, bunları işliyorsunuz, bunları üretimde kullanıyorsunuz, ortaya bir ürün çıkıyor ve orada enerji depoluyorsunuz. Hidrojenli sistemlerde bu enerji depolama işini hidrojenin bizzat kendisi yapıyor. İster sıvı, ister gaz şeklinde. Bunu yapabilmek için farklı sistemler var. İsterseniz bunu yakabilirsiniz bu hidrojeni. İçten yanmalı hidrojenle çalışan motorlar da var. İsterseniz bunu yakıt pili teknolojisiyle de yapabiliyorsunuz. Burada hidrojeni dediğiniz gibi anlık olarak orada elektrik üretim kullanıp ve ortaya bir bataryanın çok kısa süre şarj olması ve e, hareketin sağlanması. Burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor, birincisi e, hidrojenin üretilmesi kısmı. Hidrojenin üretilmesi noktasında yeterince kaynak e, şu anda ayrılmadığı için bu alana e, maliyetler çok çok yüksek ve bunun dağıtımı noktası. Yani hem üretimi hidrojenin sıkıntılı, e, şu anda yeterince üretimine yönelik yatırımlar yok. Ve bu konuda önemli adımlar atılsa da e, çevrecilik tarafında soru işaretleri var. Yeşil hidrojen, mavi hidrojen gibi bunlarla alakalı daha fazla arge e, yapılması lazım. Daha fazla araştırma bütçesi ayrılması lazım. Ama o konuda çok fazla batarya kıyasla bütçelerin düşük olduğunu görüyoruz. Üretim kısmı sıkıntılı. İkincisi bunun taşınması kısmı ve bunun tüm dünyaya dağıtılması. Yani siz eğer bunu bir binek araçta kullanacaksanız hidrojenli yakıt hücreli bir sistem bir binek araba için çok da makul değil. Bu iki sebepten dolayı. Üçüncü bir sebep daha söyleyeceğim. O da verimlilik kısmı. Siz bir hidrojeni en ucuz fiyata ürettiniz. Yeşil bir şekilde ürettiniz. Çok çevreciydiniz. Taşırken de bir şekilde taşıdınız. O taşıma anı, distribution anı da kurdunuz. Bu gerçekten zor. Depolanma kısmı ayrı dert. Onu hiç saymıyorum bile. Bunların hepsini yaptınız. Dolum testleri oluştu. Bir tedarik zinciri oluştu. Üretim ve tedarik zinciri. Bunun neticesi siz gelip arabanıza bu hidrojeni koydunuz ve yola çıktınız. 3 dakika şarj yaptınız. Sonra ne olacak biliyor musunuz? Siz normalde bir elektrikli araçta şarjdan motora diyelim %80 gibi bir, 85 gibi bir verimlilik elde ederken bir hidrojen yakıt hücreli arabada bu verimlilik yüzde 40'ın altına düşüyor. Arada yarı yarıya baktığınızda bir farklılık yani oransal olarak bir farklılık var. Ve bu da çok ciddi şekilde bu sektörün bu şekilde sürdürülebilemeyeceğini gösteriyor bize. Yani, sef, yani tek başına hidrojen yakıt hücreli sistemlerin verimsizliği bile, daha doğrusu elektrik araçlara oranla verimsizliği bile bu işin binek araç tarafında çok mümkün olmadığını gösteriyor. Alternatif sistem yerine aslında yardımcı sistem olarak bu hidrojen sistemlerini kullanabiliyoruz. Nasıl diyeceksin? Elektrikli bir tırda 1 megawatt saat, 800 kilowatt saat bir devasa batarya kullanmak yerine 150, 200, 300 kilowatt saatlik bir batarya koyup bir de yanına anlık olarak orada elektrik üretebileceğiniz hidrojen yakıt hücreleri koyduğunuzda ve bir hidrojen tankı yerleştirdiğinizde aslında o bataryanın kapasitesi bittiğinde menzil artırıcı olarak hidrojen sistemini kullanabiliyorsunuz. Bunu otobüslerde, tırlarda, işte daha raylı sistemlerde vesaire kullanıyorlar. Çin'de özellikle bunun teşvikleri çok yüksek bir noktada. Bu konuya çok fazla yatırım da yapıyorlar. Dolum tesisleri bu kara taşımacılık alanlarında kuruyorlar. Bu bize şunu gösteriyor. Binek arabada hidrojen makul değil hem biraz önce saydığım sebeplerden dolayı hem de maliyetinin, birim maliyetinin de yüksek olması sebebiyle ama ilerleyen dönemde kara taşımacılığını, belki de gemi yani deniz taşımacılığını hidrojenle biz aslında elektrikliğe dönüştürebileceğiz. Burada yardımcı bir sistem olarak, batarya alternatif değil ama bataryaya yardımcı olarak, menzil artırıcı olarak hidrojeni kullanabiliriz ama binek araçla hayatımızda hidrojen olur mu? Önümüzdeki 10 yıl içerisinde çok mümkün görünmüyor. Elektrikli araç müşterileriyle ilgili şu istatistiği vermem lazım başlamadan önce. Bir araştırmaya göre elektrikli araç müşterilerinin neredeyse %90'ı hatta daha fazlası bir daha başka bir teknolojideki bir arabaya geçmek istemiyor. Bunun birçok sebebi var. Onları anlatmam lazım. Birincisi konfor kısmı. Yani bir elektrikli araç ister ucuz olsun ister pahalı olsun bulunduğu segmentteki en rahat araba oluyor. Titreşim yok. Yani sizin önünüze ya da arkanızda sürekli dakikada belki binlerce kez dönen, sürekli titreyen, sürekli ses çıkaran, sürekli bir egzoz sallamaya sebep olan bir motor yok. Bu zaten başlı başına bir müşterinin, bir yolcunun ya da bir sürücünün konforunu etkilemeye yetiyor. Bunu en lüks işten yamalı araçta bile yakalamanız çok çok zor. Çok ciddi maliyetler anlamına geliyor. Bugün ülkemizde ciddi bir maliyet avantajı da var. Belki Türkiye'de önemli sebeplerden biridir bu. Bir diğer kısmı da şu, siz istediğiniz yerde çok rahat bir şekilde aslında o enerji kaynağına ulaşabiliyorsunuz. Yani evde şarj edebiliyorsunuz, dışarıda şarj edebiliyorsunuz, iş yerinde şarj edebiliyorsunuz. Bu elektrikli araç müşterilerinin neden bir elektrikli aracı tercih ettiği noktasında da insanların bazı yanlış algıları var. Şöyle diyorlar yani şehir içerisinde sadece araba kullananlar elektrikli araç alabilir ama uzun yola gidiyorsanız işte günde çok fazla kilometre yapıyorsanız elektrikli araca geçmeniz mantıklı değil gibi. Aslında hiç de öyle değil. Biz bunu görüyoruz. Birçok elektrikli araç müşterisi yani gerçekten uzun yollara gidiyor. Hatta bunu gerçekten işinde de kendi işletmesinde de kullanıyor. Bu da şunu gösteriyor. Elektrikli araçlarda menzil bugün 300-500 kilometre 600 kilometre bandında ama şarj süreci o kadar artık kolaylaşıyor ki. Ülkemizde özellikle son 2 senede şarj tarafına o kadar ciddi yatırımlar yapıldı ki 50 kilometrede bir, 100 kilometrede bir şarj istasyonu bulabiliyorsunuz. Aslında şöyle bir ayrım yapmak lazım. Bu elektrikli araçlar üzerinde hatta diğer araçlarda da bir düşük voltaj sistem var. Bir de yüksek voltaj sistem var. Aslında yüksek voltaj bir batarya olmadan da işten yamalı bir araçta da bu tür sistemler düşük voltaj bir batarya ve o elektrik mimarisiyle kullanılabilir. Fakat şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bugün üretilen elektrikli otomobiller dışındaki diğer araçların hepsi aslında mevcutta var olan bir platform üzerinde geliştiriliyor. Ve yeni platform geliştirme çok yavaşlamış durumda orada. Eğer yeni bir platform geliştirilirse bu platforma bu elektronik sistemler aslında entegre edilebilir. Ama mevcuttaki platformların bu kadar sensör yükünü, bu kadar düşük voltaj mimarideki karmaşıklığı kaldırması zor. O yüzden birçok arabada bu sistemleri görmüyoruz elektrikli dışında. Ama baktığınızda elektrikli olmazsa araç otonom olmaz. Araç akıllı olmaz mı? Olabilir gayet mümkün. Oraya belki gerekirse daha büyük bir düşük voltaj batarya hatta düşük voltaj sistemi 12-16 volt'tan 48 volta bile çıkarabilirsiniz. Bunun yapılması da gayet mümkün. Ya yani bunu benzinli bir araçta da görebiliriz. Otonom teknoloji sadece elektrikli araçta kısıtlı değil. Bunu yapabileceğini de ilerleyen dönemde belki de göreceğiz diğer firmalarda. Ama baktığınızda bugün bu akıllı araç özellikleri, otonom araç özellikleri çok büyük oranda elektrikli araçlara özelmiş gibi görünüyor piyasada. Yani şöyle bir durum var. Birincisi zaten bu araçların sürüş kısmındaki yazılım kısmı, donanım ve yazılımı zaten ciddi güvenlik önlemleriyle korunuyor. Yani sizi çevrim içi olarak ya da birisi uzaktan aracınıza bağlanarak sizin sürüş sisteminize müdahale etmesi neredeyse mümkün değil. Mümkün değil çünkü birbirinden farklı bağımsız sistemlerden bahsediyoruz. Araca bağlandığı tarafı katmanı diyelim. Orası bambaşka bir yer. Kullanıcı tarafı bir katman daha gitti servis tarafına geldi belki ama sonraki katmana o sürüş tarafına gitmesi için fiziki bir bağlantı gerekiyor. Yani yapabilir mi? Yapabilir. Bu gayet mümkün. Hatta bu konuda ciddi yani güvenlik e zaafları da ortaya çıkıyor çünkü aracın mesela en basitinden ön farları bile artık e elektronik hale geldiği için o fardan bir bağlantı yaparak bile aracın e hacklenebildiği, Böyle bir yazılımsal müdahalenin yapılabildiği konuşuluyor. Yani siz arabanızı bir yere park ettiniz, farınızı çıkarıp oradaki şey üzerinden, elektronik bağlantı, data bağlantısı üzerinden belki de arabanızın içerisine zararlı bir yazılım bile yüklenebilecek. Yani bu mümkün olabilir. Bugünün şartlarında en azından arabaların çalınmasında bunun kullanıldığını görüyoruz. Ama ilerleyen dönemde özellikle tip onayı tarafından yani regülasyonların sıkılaşması sebebiyle e, arabaların siber güvenliği çok daha güve yani bu konudaki yatırımları giderek artıyor. Siber güvenlik tarafında da ciddi güvenlik katmanları bekliyor. E, regülasyon makamları. Bu regülasyonlardan geçebilmek için de firmaların daha güvenli ve daha kapalı sistemler ortaya çıkarması gerekiyor. Her ne kadar bize dönük tarafı çok açıkmış gibi olsa da senin gördüğün ekranlara müdahale etmesi aslında senin sürüşünü çok da fazla belki de etkilemeyecek. O yüzden sürüş tarafını ayrı tutmak lazım gerçekten ciddi bir elektrikle birlikte yani özellikle direksiyonların da elektronik hale gelmesi, frenlerin de elektronik hale geleceğini göreceğiz. Yani şu anda hala mekanik olarak devam ediyor bunlar. Hidrolik sistemler devam ediyor orada ama bunların da elektronik hale geldiğini görüyoruz. Bazı araçlarda bunun da artık bir yazılımla yönetildiği kısımda gerçekten bu siber güvenlik tarafı daha büyük bir soru işareti olarak karşımıza çıkacak. Ama bu yatırımlar yapılırken eş zamanlı olarak dediğim gibi regülasyon tarafında da ciddi önlemler alınıyor ve bu araçların tip onayı alırken ciddi testleri de yapılıyor. Her zaman tabii ki hayatımızda böyle bir e, tehdidin de var olacağını tabii söylemek lazım. Bugünün elektrikli otomobillerinde değil, aynı zamanda içten yamalı araçlarında da bu tehdidin var olduğunu bilmek gerekiyor. Batarya değişim istasyonu mevzusu çok gerçekten önemli bir trend bence. E, Çin'in öncüsü olduğu bir sektör. Avrupa'da e, Çinli bazı firmaların yatırımları var. Avrupa'da da bu işin giderek özellikle İskandinav ülkelerinde artacağını göreceğiz. Yani bir şarj süreci yaşamaktansa bataryanın 3 dakika içerisinde yenisiyle tamamen dolu halde değiştirildiğini göreceğiz. Bu da bu şekilde yaptığınızı hem bataryanın takibini de kolaylaştırıyor. Aynı şekilde araç alma eşiğini de düşürüyor. Yani şöyle düşünün 1 milyon TL'ye bir otomobil alırken artık bataryasız bir şekilde belki de 500 bin TL'ye bir araç alacaksınız. Ve aylık batarya kirası ödeyeceksiniz. Şarj işinde hiç beklemeyeceksiniz. 3 dakikada bataryanız değişecek. Bunu yapan Çin'de firmalar var. Bu şekilde çalışan taksi ağları var. Çok büyük ihtimalle 2030 sonrası Avrupa'da bunun çok hızlı yaygınlaştığını da göreceğiz. Yani önümüzdeki birkaç yıl kuluçka dönemi. Birkaç tane firma bu işe yatırım yapacak. Başarılı olacaklarını da düşünüyorum. Çünkü Çin devletinin de politik haline getirdiği bir teknoloji bu. Yani gerçekten çok öne çıkıyor. Çok fazla konuşulmasa da ben hızlı şarja bir alternatif olacağını da düşünüyorum. Şarj tarafı yerine insanlar bataryayı değiştirecek. Ve bu şekilde kiralama modeli de bir bataryanın servis olarak sunulduğunu da göreceğiz yani. Ben son olarak şunu eklemek isterim. Elektrikli araçta gerçekten hani elimizde var olan işleri güzel halledebiliyoruz. İşte bir elektrikli araç markası Türkiye geliyor. Kendi TOG markamız var. Araçlar piyasaya sürülüyor. Şarj altyapısı gelişiyor. Ama bu mevcuttaki teknolojiyle yapılıyor. Bu işin uzun vadede yani çok hızlı büyüyen bir sektör olduğu için bu işin uzun vadede düşünülmesi gerekiyor. Yani bugünü kurtarmaya yönelik yatırımlar bence çok karlı olmayacaktır. Yani genel olarak iş dünyasında, sanayide bu işin karşılığının bu şekilde anlaşılması lazım. Birçok işletmemiz, birçok yatırımcı, birçok iş adamı Türkiye'de elektrikli sektörüne yatırım yapmak istiyor ama hızlı gelişimden dolayı ciddi bir endişe içerisinde. Çünkü diyor ki bugün yaptığımız yatırımın karşılığını alabilir miyiz, alamaz mıyız? Aslında bunun cevabını çok kolay bir şekilde verebiliyoruz. Niye? Çünkü dünyada zaten trendler belirli. Elektrikli otomobil dünyasında ciddi işler yapılmış durumda. Sektörün nereye gittiği, nerede büyüdüğü biliniyor zaten. Bunu bir tarafa koyduk. Batarya tarafına baktığınızda işte enerji depolamada çeşitli hücreler üzerinde, çeşitli batarya sistemleri üzerinde yatırımlar yapılıyor. Bu da bir kenara. Şarj tarafında keza çok önemli işler yapılıyor. Cihazların hızları, kabiliyetleri artıyor. Eğer yarına yatırım yapacaksak da bu yatırımın karşılığı olarak da ciddi bir birikim oluşması gerekiyor. Teknolojilerin iyi okunması gerekiyor. Zaten aslında aşağı yukarı bizim de yaptığımız şey bu. Biz de aslında bunun daha fazla insana ulaşabilmesi, teknolojinin ne kadar hızlı olduğunu, ne kadar hızlı ilerlediğini anlatabilme derdindeyiz. Bunu okuyabilmek lazım. Okuduğumuzda da zaten hem yatırım kararımızı doğru alırız. Bir müşteri ise eğer elektrikli aracımız da buna daha uygun bir şekilde seçmiş oluruz ki o zaman da zaten bu yaptığımız yatırım ve aldığımız araç bize uzun yıllar hizmet edebiliyor olur.